Fenerbahçe 45 artı 2'nin içindeyiz sevgili seyirciler. Sarı lacivertli takımın baskısı var. Sol taraftan korner kullanıldı. Kafa vuruşu ve gol. 2-0. 45 artı 2'de geldi gol. Ara o noktada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı sevgili seyirciler Dinamo Kiev karşısında. Avantajımızı pekiştiriyoruz. Ren'in maçı da 1-0 gidiyordu. Fenerbahçe'nin de 1-0'lık üstünlüğü vardı ama farkı 2'ye çıkardıktan sonra averajda da farkı 2'ye taşımış olduk. Bu gerçekten çok 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 değerli bir gol. Arao'dan sol taraftan kullanılan kornere kafayı çok iyi vurdu Arao. Uzak köşeye doğru gönderdi. Skorda 2-0'a gelmiş oldu. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında 2-0'lık üstünlüğü var. Asist Arda Güler, gol William Arao. Muhteşem bir kafa golü. Skor şimdi 2-0. Gördüğümüz Arao, pozisyonlar. Arao'nun yani bütün koşularını ligde çok yaptı. Ön direk koşularını. Yani hocam, orada belki kafa vurmasa bile topu arkaya çıkarma adına bu tip koşuları çok doğru yapıyor. Hocam sezon başından beri, yani lig başından beri Fenerbahçe'nin bilindik şey. Duran top çalışması. Evet. Duran top golü. Özellikle Arda hem golünü attı hem de asistini de yaptı. Çok güzel bir orta kesti. Hocam ve dediğiniz gibi hocam yani Arao o koşuları, o boşluk buldan o koşuları çok yapan bir oyuncu. Suat'a benzettim ben o koşularını. Değil mi? Suat'ın da vardı. Yani hem size olarak, aynı yere vardı. Size olarak oralara koşu yapması, rakibin önüne geçmesi. Avantaj hocam rakibini çok geçtiğin zaman bir becerikli iş. Yani bu becerikli herkes bu yapacak olduğu hocam. Yine ülke puanı yükseliyor. Çok çok değerli, çok çok değerli bir neticeye doğru gidiyoruz. 2-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin ve ilk yarı noktalandı sevgili seyirciler. Ren mücadelesinin de 1-0'la ilk yarının geçildiğini belirtelim. Şu an için hakikaten her şey istediğimiz gibi belki istediğimizin beklediğimizin de ötesinde gidiyor. Ren kağıt üstünde daha rahat bir maç oynuyor gibi görünüyor ama Fenerbahçe Dinamo Kiev'e üstünlüğünü maçın başından bu yana kabul ettirdi ve farkı da 2'ye çıkarmayı başardık. Abdullah Hocam ilk yarı değerlendirmenizi alalım. Sonrasında sorularım olacak. Tabii şöyle... Ya Fenerbahçe maça çıkarken favori. Bunu özellikle 15. dakikadan sonra net şekilde gösterdi. Alana koşular, baskılar, Arda'nın golünden sonra bu daha net bir şekilde. Ve son dakikada klasik bu sene Fenerbahçe'nin aşağı yukarı her maçta gördüğümüz duran top organizasyonundan ikinci golü de buldu. Şu anda her şey iyi gidiyor. İnşallah... İki maçta, Ren maçı da bu maçta böyle neticelenir de Fenerbahçe grup birincisi olur. Gönlümüz hem Fenerbahçe'nin kazanması hem de ülke puanının artması. Kazanırsak da bu akşam 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik almış olacağız. Ve takımlarımızın 3'ü de gruplarını lider bitirmiş olacaklar. Bu gerçekten çok çok değerli. Belki Trabzonspor en istediğimiz neticeyi alamadı ama Bordo Mavili takımında Avrupa macerası devam edecek. Hiç fena bir gece değil. Daha da güzel olacak ümidini taşıyoruz. Mehmet Yozgatlı nasıl değerlendirirsiniz ilk 45 dakika yani, performansını? Abdullah Hoca zaten söyledi. Fenerbahçe maçın başında belliydi istekli oldukları. Maçın favorisiydi. Evet maça biraz dengeli başladılar. İki takım aslında dengeli başladı ama Fenerbahçe yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladı. Derken zaten 1-0 oldu. Ardından da işte akabinde de duran toplanı Fenerbahçe durumu 2-0 yaptı. Ama yine de temkinli olmak gerekir bence. Çünkü futbolda en tehlikeli skor 2-0'dır. Her ne kadar rakip şu anki görüntüye göre yani kazanacak bir görüntü olmasa da yine de yenilen bir gol bir anda hem rakibi havaya sokar, sizi de bir anda motivasyonunuzu düşürür ve üst üste goller gelir. O yüzden sanki Fenerbahçe ikinci yarı maç 0-0'mış gibi dağıtması gerekir. Ve oyuncu değişikliklerle işte üçüncü golde bulursa Fenerbahçe rahat bir şekilde oradan 3 puana dönecek. Şu görünüyor Mehmet Hoca şimdi 1. Dinamo Kiev maçı ile 4. Dinamo Kiev maçı arasındaki farkı görüyorsun. İlk maçta yani iki takım arasında çok büyük bir farklılıklar, hani oyun farklılıkları, denge farklılarını bulamazdın. Ama 2-3-4 derken bugüne geldiğin zaman oyunun Fenerbahçe adına ne kadar farklılaştığını, ne kadar performans olarak Dinamo Kiev'in önüne çıktığını çok net görünebiliyor. Yani bugün bakıldığı zaman oyunun her bölümünde izlediğimiz kadarıyla Fenerbahçe'de oyun.
Yani hem pozisyon çeşitliliği anlamında, üretkenlik anlamında, oyunu istediği gibi domine etme anlamında çok net bir fark var ortada. Yani birinci oyundan dördüncü oyun arasındaki Fenerbahçe performansı ne kadar çok yukarıya ama çıktı. Ama Fener o zaman şey yakalanmıştı hocam. Çok erken yakalanmıştı. Sezonu en erken açan takım ama aradaki ilk maçı oynama süresi çok fazla yoktu. Hatırlıyor musunuz? Evet. Yani 4 haftalık gibi bir sürede bugün bence bir parantezde Arda'yı açmak lazım. Yani şunu söylemek lazım. Yetenek her zaman oynar. Yaşı bunun önemi yok. 30'muş, 17'ymiş. Bir gol, bir asist. Sen kaç yaşında oynadın Abdullah'cığım? 18'de ben oynamıştım. Hamdi Hoca da erken oynadı. Ben 17'de oynadım. Oynadın değil mi hocam? Ben Şenol Turgay, Necatiler'le oynadım. Pardon. Yani bizim Türk futbolunda da çok alışık olmadığımız bir şey yani 17-18 yaşında oyuncuların oynaması. Biz de Hamdi'de, sayılar artsa 17'de keşke. Oynadık. Yani şunu söyleyeceğim. İşte oynar mı, kuvvetsiz mi? Yani oynar abi. Bu işleri geçelim ya. Yani. Hocam açık bir şey söyleyeyim mi? Bu oyuncunun potansiyelinin nereye gidebileceğini ben futbol kamuoyumuzun tam anladığını, idrak edebildiğini düşünmüyorum. Ben şimdi Arda'nın tabii ki yetenek yani bu anlatılacak başka bir şey yok yani Arda'nın özelinde. Bu tip oyuncular merkez yani o merkez bölgede oynadığı zaman oyun farklılıkları, oyundaki ekstraları daha öne çıkıyor. Ben Arda'yı o bölgenin oyuncusu hayal ediyorum. Yani orada sonucu belirleyecek, skordur. Yani oradaki iletişimdir, oyunu farklılaştırma adına ben o bölge istiyorum Arda'yı. Kenar istemiyorum. Yani Arda'yı o dediğin oyun hakkında, oyunun merkezi evet, olsun istiyorsunuz. O biraz önce bir isim dedin ya ona doğru gidiyor. Pedri'ye. Pedri'ye doğru gidecek olduğu zaman bence Arda'nın o bölge oyuncusu olduğu andır diye düşünüyorum ben yani. Kenarda şu an gelişim bölgesi. Hı hı. Hem fiziksel hem oyunu geliştirme anlamındaki şu an tamamen o. Bana göre şu an tembel. O pozisyonda Arda'nın fiziksel oyunu ne kadar çok farklılık yaratıyorsa evet Arda dediğin yola gidiyor. Hocam bence Arda çok kuvvetleniyor. Evet. Ben özellikle Ajax-Larnaca maçında bunu çok ciddi anlamda televizyonda kaptığı toplarda da gözlemledim ikili mücadelelerde de. Hı hı. Ama hocam şimdi kabul ediyorum doğru yer olarak Hamdi Hoca çok doğru yeri tespit etti ama Bu yetenekli oyuncular hocam her yerde oynar. Kenarda da oynar. Gerekir. Efendim? Oynaması da tabii, gerekir. Tabii kenarda da oynar. Bugün sağ iç gibi oynuyor. Yani hı-hı. 4-4-2'nin içi gibi oynuyor. Oradan da skora nasıl üretkenlik kattığını görüyoruz. Hamdi Hoca'nın dediği yerde de oynar ama Fenerbahçe o bölgede oyuncu kullanmıyor. Yani biraz... Bu Fenerbahçe özelinde değil, Arda özelinde diyorum. Yani belki Avrupa'ya gitti. Ama hocam bence... Jorge Jesus onun oyununa farklı şeyler katmaya çalışıyor. Yani oyunun özellikle fiziksel anlamda daha gelişmesi için, oyunun topsuz oynanan bölümlerinde daha etkin olabilmesi için oyununa bence burada oynatarak çok farklı parametreler katıyor. Onun gelişimi için. Bir şey daha söyleyeceğim hocam. Yetenek neden oynar? Onun hemen arkasını doldurayım. Larnaca maçı hiç piyasada yok. Tak oynadı. Bugün çok kritik bir maç oynuyor Fenerbahçe. Evet. Bugün kazanmasa Fenerbahçe belki ikinci bitirecek. Ve muhtemelen de hoca oyundan onu çıkaracak. 60'larda, 70'lerde. Ama bu kadar kritik bir maçta hocam. Sanki Fenerbahçe 22 tane maç oynamış. 20 maçta oynamış gibi oynuyor.